Saygıdeğer konuklarımız. Eşit ve Adil Hizmetin Merkezi Osman Gazi Belediyesi ilçemize spor alanında da marka bir kent yapmak adına mahallelerimize değer katıp hizmetleriyle taçlandırmaya devam ediyor. Bunun da güzel örneklerinden birazdan gerçekleştireceğimiz Çirişhane Spor Kulübü lokali açılış törenine saygılarımızla hoş geldiniz. Sayın protokol, saygıdeğer konuklarımız, gerçekleştirmeden önce sizleri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz adına saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyoruz. Programımıza, konuşmalarımızla devam ediyoruz. Teşekkür konuşmalarını yapmak üzere Çirişhane Mahallesi Muhtarı Sayın Nedim Çapa'yı davet ediyoruz. Çirişhane Mahalle sakinleri ve diğer mahallelerden gelen sakinlerimize hoş geldiniz diye teşekkür ediyorum hepinize. 2 aylıktık, temelini attık, 4 ayda bitirdi ve spor kulübümüze burasını teslim ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Kulübümüz dışarıdaydı. Kulübümüz yeri bile yoktu. Bazı malzemeleri bile muhtarlıktaydı. Oradaydı, buradaydı. İnşallah bundan sonra toplayacağız kulübümüzü. Bir yere getireceğiz. Şimdi artık bir spor kulübü olduğumuzu hissedeceğiz yani bundan sonra. Şimdi başkanımıza Osman Gazi ve Çirşani'yi çok sevdiğini biliyoruz. Zaten mahallemizin insanı olduğu için de teşekkür ediyoruz buradan kolay. Başkanım, az önce Yusuf kahveci arkadaşımız var, bize sponsor oldu, sağ olsun forma yaptırdık, çocuklarımıza dağıtıyoruz. Çocuklarımıza forma dağıtırken yalnız şöyle bir şeyle karşılaştık. Dediler ki, muhtarım forma dağıtıyorsunuz ama biz nerede antrenman yapacağız? Bizim bir spor tesisimiz yok, 5-6 yaşında olduğumuz için başka bir mahalleye de gidemiyoruz. Dedim ki, başkanım gelecek, eteğine yapışın, başkanımdan isteyin ne isteyecekseniz. Onu bizi bu işten aşar dedim. Başkanımız da herhalde büyük ihtimalle bizi sesimizi ve çocuklarımızın sesini duyacaktır. Spor tesisi olmayan çok az mahallelerden biriyiz. Yani spor tesisimiz yok. Küçük çocuklarımızı bir türlü spor yaptıramıyoruz. Halt yapımız da olmadığı için Çirşhane Spor burada biraz altta kaldı. Başkanımız da burada. Kulüp başkanımız da burada. Bundan sonra herhalde biraz daha bunun için mücadele edersek çok sevinirim. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sayın muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Çirişhane Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Güner'i davet ediyoruz. Sevgili Çirişhaneliler, mutlu günümüzde hepimiz bir arada olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. Sağ olun geldikleriniz için teşekkür ediyorum. Kulübümüz 1968 senesinden beri aktiftir. Amatör kümede mücadele ediyoruz. 2 senedir çok büyük zorluklar çektik. Çok şükür başkanımız da konuya hakim oldu ve ivedi şekilde işlemlere başlatıldı. Sağ olsun en kısa sürede de ilk göz ağrısı olan spor kulübümüzün lokalini hizmete açmak için hepimiz bir aradayız. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Güner'e teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere. Hizmetteki güvenirliğin adresi Osman Gazi Belediye Başkanımız Sayın Erkan Aydın'ı davet ediyoruz. Bu mikrofonlardan görünüyoruz değil mi? Sıkıntı yok. Biraz böyle dik tutmuşlar. Çirişhane, Osman Gazi ve değerli Bursalılar. Hepiniz Çirişhane Spor Kulübü lokali açılış törenine hoş geldiniz, şerefler verdiniz.
Öncelikle bu açılışı aslında geçen hafta yapacaktık. Ama 5 gün önce yapılan hain terör saldırısını kınıyoruz. Ülkemizin üzerinde oyun oynamaya çalışan, bizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar 100 yıl önce nasıl ağızlarını payını aldılarsa bundan sonra da aynı şiddetle, aynı kararlılıkla gereken payı, kendilerine düşen payı alacaklardır. Ve buna asla müsaade etmeyecek. Bunu çok iyi bilsinler. Yarın Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü ve Cumhuriyet'in hangi zorluklardan gelip Kurtuluş Savaşı'ndan yaklaşık 400 yıllık gerilemeden sonra Anadolu'nun yurt edinerek Cumhuriyet yönetimiyle bu kazanımları elde ettiğimizi de asla unutmayıp gelecek nesillere de unutturmamak için elimizden geleni yapacağız. Bu minvalde de gençlerimize benim de bizzat çok keyif aldığım Emircan İrek konserini yaşattık. Bir Cumhuriyet gencinin nasıl gençleri bir araya getirdiğine de şahit olduk. 11 tane açılış dedik. Ayça Azak kreşini açarken bugün sanırım 8 ya da 9.sü. 3-4 açılış ve temel atmamızla 7 ay gibi bir sürede toplam 21 adet açılış ve temel atma gerçekleştirmiş olacağız. Burayı da muhtarım da söyledi. 45. günde temel attık ve 4 ay sonra da gelip açılışını yapıyoruz. Evet, spor gerçekten günümüzün madde bağımlılığıyla uğraşta en önemli mücadele aracı. Yani gençlerimizi spora yönlendirmek zorundayız. Ama sadece spor kulübü lokaliyle olmuyor. Çok doğru bir konuya temas etti. Biz bununla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Hemen çevre yolunun dibinde Soğanlı Millet Bahçesi'nin orada yaklaşık 20 dönümlük bir alanı da spor tesisi kazandırmak için ifraz çalışmalarını başlattık. Orada en az 7-8 tane halı saha, bir tane büyük futbol sahası, kapalı masa tenisi sahası, yanında pimpon ve tenis sahaları gibi gençlerin bu illetten kurtulup kendisini spora verebileceği ve hayata daha iyi hazırlanabileceği alanlar yaratmak için de çalışıyoruz. Muhtarımın çağrısına da buradan böyle bir cevap vermiş olalım. Çok haklı olarak bu çağrıyı yapıyor. Osman Gazi'nin her yerinde bu çağrı var. Aslına baktığımızda Bursa'nın ve Türkiye'nin de her yerinde bu ihtiyaç var. Biz bunları görüyoruz. Plan yapıyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. İnşallah dönem sonunda onlarca spor alanını Osman Gazi'mize kazandırmış olacağız. 2 hafta önce emekli halı sahamızın açılışını yaptık. Çağlayan'da hazır. Demirtaş'ta bir alan var. Oraya başlıyoruz. Soğanlı'daki en az 7-8 halı sahayla ilgili çalışmalarımızı başlattık. Velhasılı hizmet için, vatandaşımızın mutluluğu için, huzuru için ve burada yaşamanın o onurunu hissetmeleri için 7-24 çalışıyoruz. Tabii ki sizlerin desteğiyle, sizlerden aldığımız güç ile bunu yapıyoruz. Dolayısıyla öncelikle çalışma arkadaşlarımıza, başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, Osman Gazi'de 3000 kişilik mesai arkadaşlarımıza, her bir çalışanımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Spor kulübümüzün lokali hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz Sayın Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nu davet ediyoruz. Değerli kadınlar, gençler, Çirişhaneliler ve civar mahalleden gelen değerli dostlar, hepinizi böyle güzel bir günde, güzel bir açılışta görmekten ben de çok mutlu oldum. Evet, Cumhuriyetimizin 101. yılına giriyoruz ve 101. yılında
Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençleri önemseyen, hizmet anlayışıyla durmadan açılış yapan belediyemize, belediye başkanımıza, bütün ekibine çok çok teşekkür ediyoruz. Biz biliyoruz ki gençlerin sağlıkları, gençlerin sosyalleşebilecekleri, spor yapabilecekleri alanların olması gerçekten çok değerli, çok kıymetli. Bu mahallelerde ben de ilk onu sordum geldiğimde, başkanım yer var mı spor yapacak, ama siz muhtarımın çağrısıyla o müjdeyi de verdiniz. Ve gerçekten hani büyük bir spor tesisi yapılacağını anlıyorum söylediğinizden. O anlamda da çok kıymetli bir hizmet olacaktır tekrar bundan sonra yapacaklarınız. Çünkü biz biliyoruz ki gençler üzerinde hem uluslararası hem ülkemizde hakikaten bir takım kötü alışkanlıklara bulaşmaları, yaşamı zorlaşmaları ve bu anlamda da ülkenin kalkınması için, üretimi için, yapılması gerekenler için sorgulamadan, bir şey yapmadan böyle pasifize edilmiş bir gençlik olsun isteyenler var. Ama bizler de istiyoruz ki Atatürk'ün emanet ettiği gençler spor yapsın, sağlıklı olsun, çalışsın, üretsin, hep birlikte ülkemizi çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkaralım. O yüzden her bir adım, her bir açılış, her bir emek, her bir tesis çok değerli, çok önemli. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın milletvekilimize teşekkür ediyoruz ve sayın milletvekilimiz eşliğinde Sayın Osman Gazi Belediye Başkanımızı ve tüm protokolümüzü açılışımızı gerçekleştirmek üzere kürsümüzün önüne Kurdele kesimine davet ediyoruz. Evet, çocuklar hazır mıyız? Hadi bakalım çocuklarla birlikte. Hayırlı olsun. Hadi bakalım bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hadi.